Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarımız, keşif notlarımız devam etmektedir. Bunlar insanlığın tümüne, bütün göklere ve yere, başta insanlar olmak üzere tüm canlılara hayat veren Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. İşte sizlere takdim ettiğimiz bu hayat reçetesi de tamamen ilahidir. Yüce Allah'ın yüce kitabı, şanlı Kur'an'ın asil manasıyla, bir de onun hayat veren keşif notlarıyla derslerimiz devam etmektedir. Hayat bulmak mutlu olmanın şartıdır. Mutlulukların tümünü içinde toplayan, ebedi mutlu kılan, işte hayat dersleri, onun sohbetleridir. Bekara suresinin 107. ayeti kerimesinde, 207. ayeti kerimesinde ve 112. ayeti kerimelerinde de işaret edildiği gibi, rızayı kazanmak için öyle insanlarımız, öyle Allah dostları, öyle müminler, mücahitler, öyle kahramanlar vardır ki sırf Allah'ın rızasını kazanmak için bunlar canlarını seve seve verirler. Bir insan yüce Allah yolunda, Allah için, onun rızası için neden can verir? Gayet açık. Sen bir can verirsin, ölümsüz canlar sana verildiği için. Ölümsüz hayatı mutluluğuyla beraber, onun sıhhati, afiyeti, onun şifası, onun gıdası, devası, ne lazımsa ebedi gülebet, bunları sana verecek o olduğu için, ona ve onun yolunda, sırf onun emirleri doğrultusunda, dost doğru, yanlış yapmadan, mesajı yanlış yerden almadan, direkt Rabbinden, yani Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Muhammed'den, sünnetten, icmadan, bu asil kaynaklardan ve kıyası fukahadan, bu gerçek nur, nur menbaı olan bu kaynaklardan dersini almak şartıyla hurafa ve safsatalara karşı koymak şartıyla işte insanlar Rabbisinin yoluna kendilerini adarlar seve seve. Çünkü sevginin kaynağı o, mutluluğun kaynağı o, hayatın kaynağı o. Sen bir can verirsin, o sana ebedi ilebet ölümsüz canlar bahşeder. O senden bir tek can istiyor, bakın kendi yolunda, ama ebedi ilebet ölümsüz canları sana hayatı bahşediyor. Çünkü Rabbinle, Yaratanınla tanış. İşte o zaman bu gerçekleri daha kolay anlamış oluruz. Yalnız iyilik yaparak diyor, Allah'a teslim olursa o muhsindir. Şimdi Müslümanın işi gücü iyiliktir. İyilikte yarışmak, güzellikte yarışmaktır. İşte o zaman diyor bu kişi muhsindir. Muhsin biliyorsunuz ki daima iyilik eden, Allah'ın kendini gördüğünü bilir, Allah'ın huzurunda. Ona daima saygılı olur, kullarına saygılı olur.
bütün mahlukata zarar değil, hep bütün mahlukatın, başta insanoğlunun iyiliğine çalışır. Muhsinlik budur. Allahu Teala'nın gördüğünü bilir ve hiç unutmaz bunu. Rabbim beni teftiş ediyor, gözetliyor. Bana benden daha yakın, beni yaratan, hayat veren, öldürüp dirilten, ölümsüz hayatı veren ve lütuflarıyla cennetini bahşeden Rabbim beni gözetliyor deyip onu görür gibi, çünkü o seni görüyor, onu görür gibi ona kulluk etmenin adına ihsan deniyor. Bu ihsan derecesini yaşayan zat-ı muhteremlere de muhsin denmektedir. Tabi bunların özünde de tevhid bulunmaktadır. Tevhid, alemlerin yegane mutlak hükümdarı Allah'ın birliğidir. Vahdaniyetidir. Allah birdir. Vahdaniyet sıfatı eşi bulunmayan, misali dengi olmayan, şeriki naziri olmadığı olmayacak olan, vacibül vücut olan tek hak ve mutlak, muktedir varlık, vacibül vücut Allah'ın kendisidir Celle Celaluhu. Ve kemal sıfatlarla muttasıftır. Kelime-i tevhidi, yani tevhid inancını kişi kalbine, ruhuna, düşüncelerine, bütün hayat tarzına, yaşantısına, eğer Allah'ın vahdaniyetini egemen kılmazsa, bir defa kelime-i tevhidi doğru okumuş olmaz. Kelime-i tevhidin içini de doldurmuş olmaz. Tevhidin içerisi Allah'ın hükümranlığıdır, birliğidir. Kemal sıfatlarla muttasıf tanıyacaksın. Şimdi güneşi nasıl yaratan oysa, zerreyi yaratıp tecelli eden de o. Şifaları, afiyetleri yaratan o. Ve sebeplerin tamamını yaratan o. İlk sebep, muharrik de o. Sebepleri yaratır. Kul sebebi ilahlaştırırsa, vasıtaları ilahlaştırırsa Allah'a gidemez. Çünkü bütün sebepleri, vasıtaları, her şeyi yaratan, insanoğluna özgürlüğü veren, iradesini hayra da şerre de sarf edebilme kabiliyetini veren, bu kabiliyetleri lehte aleyhte kullanırken her şeyi yaratan o. Kulun her şeyi Rabb'a ait olduğu gibi iradesini özgür olarak kullanabilme imkanını da kuluna veren o. Kul kesbedince halgeden de o. Onun için vahdaniyet Allah'ın birliğidir. Tevhid inancı işin aslında ruhunda. Eğer egemen değilse kul mutlu olamaz. Tevhidin içeriğinde ihlas vardır, Allah'a teslimiyet vardır. İhlas ve teslimiyet tamamen işte tevhid bunlardadır. Eğer her konuda tam ihlası yoksa, her konuda teslimi de yoksa, tevhidde ya zafiyet vardır yahut da tehlike vardır. Tevhidi tamamla, ihlasında hata olmasın, Allah'a teslimiyetini de tam yap, tam teslim ol. Lehte aleyhte dünyada ne varsa önce kendini kontrol et. Her güzelliğin bir karşılığı güzellik vardır. Her kötülüğün karşılığında da onun karşılığı bir cezası vardır.
Kalbin kazanımları var, ruhun kazanımları var. Organ ve sistemlerimizin hareket ve kazanımları var, karşılığında aldıkları var. Lehte var, aleyhte var. Sevaplar var, günahlar var. Sevapların karşılığı, sevap olarak, sana mutluluk olarak, huzur olarak, lütuf olarak dönerken, cemali tecelli olarak sana dönerken, günahların karşılığı seni ne yapıyor? Günahın karşılığı seni incitecek olan adaleti ilahinin nedeniyle, tecellisiyle ne oluyor? Celali tecelliler ortasına kişiye yansıyor. Çünkü kazandığını Cenab-ı Hak kuluna yansıtıyor. İyilikler iyilik olarak, kötülükler sana kötülük olarak yansıyor. Çünkü özgür yaratmış seni, kazandığın karşılığını sana olduğu gibi vermezse, burada sen özgür olamazsın, imtihan meydanındasın. Torpil geçilmiyor ama tövbeler, istiğfarlar ve ilimde, irfanda, feyizlerde, ilhamlarda ilerlemeler devamlı kişiyi ne yapar? Burada terakki kapıları açıktır, ilerletir. İlerleme şansını vermiştir. İyilikte ilerlemeli, kötülüklerin tamamını terk etmeli ama tevhid inancı kişide tam olmalıdır. Tevhidin zıttı nedir? Şirktir. Bazı işleri Allah yapıyor, bazılarını ben yapıyorum, ben yaratıyorum gibi. Eğer ortaya Allah'ın yapacağı işleri kul ben yapıyorum diyor veya birinden bekliyorsa, birini yaptığını kabul ediyorsa, Allah'ın yaptığını, yapabileceğini, kulun yapamayacağı şeyleri eğer kul yaptı diyorsa, burada tevhid korkunç bir tehlike altındadır veya tevhid yoktur. Buna dikkat edelim. Allah bir deyince o Allah'ın birliğini, onun hakimiyetini, onun kudretini, tamamen yaratıcılığını, Razzakul Alemin olduğunu, Le'la lehül halk, yaratmanın ona ait olduğunu, Vel emr, emirin ona ait olduğunu, bütün alemler onun yaratması ve onun emriyle hareket ettiğini unutmayalım. Buraları iyi anlamak için Kur'an-ı Kerim'deki bu ruhları mutlu eden reçetenin tamamını biz sunuyoruz. Reçetenin tamamını iyi anlamaya, kavramaya çalışalım. Rabbimizden geleni iyi okuyalım, iyi dinleyelim. Rab'dan gelen ebediyül ebed hak ve gerçek olan ortada bir hakikat var. Nur var, hidayet var, hidayetin rehberi var, önderi var. Bu Kur'an-ı Kerim, bu İslam dini ve Hazreti Muhammed'dir. Bunları iyi keşfedip, iyi anlayıp, iyi kavramamız gerekiyor. Bu konuda da bilenlerle hareket etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Nefsin isteğinden sıyrılmadıkça diyor, tevhid olmaz. Nefsin isteğinden sıyrılmakla kişi tevhide, ihlasa ulaşır. Allah'a teslim olur. Nefsin Allah'a teslim olacak. Kişi Allah'ın emirlerini nefsine uydurmaya çalışmayacak. Nefsi Allah'a itaata, kesin teslimiyete mecburdur. Bütün nefisler Allah'a teslim olmalıdır. Bir Müslümanın, bir insanın nefsi Allah'a teslim olmadıkça tevhide ulaşamaz, teslim olamaz. Teslim olmayan kişinin
Allah'ın zaten birlik esasına bir defa bağlanmış olmaz. Bunun için rızayı ilahi her şeyin başıdır ve başı olmalıdır. Rızayı ilahinin dışında Müslümanın hayallerinde bile bir şeyin bulunmaması gerekiyor. Hayallerine yanlışlar, vesveseler, evhamlar, desiseler gelebilir. Bunları tevhid ruhu oluşmuşsa kişide, tevhidin sentezi tamamen oluşmuşsa, bu desiseler, evhamlar, bunlar reddolunur. Geldiği gibi gider. Nasıl ki güçlü bir ordunun karşısında ne kadar şer ordular gelse de geldiği gibi gitmek zorundadırlar. İşte gerçek imanla, tevhid imanıyla, ihlasla donanmış ruhlar, kalpler oraya hangi vesveseler gelse, desiseler gelse bunlar geldiği gibi gider. Nefsin heva ve arzu ve istekleri orada ortaya çıkınca karşısında hakkı, hakikati görür ve teslim olur. Nefis baş kaldırır ama başının tepesinde ilahi otoriteyi görür. İmanı görür. İman sürekli Kur'an okur, Kur'an'ın emrini sana söyler. İman bütün gıdasını Kur'an'dan, haktan alır, hakikattan. Çünkü iman eşi bulunmayan ezeli, ebedi bir cevherdir. İmanı olmayan yürekler paslanmıştır. Oraya başka şeyler girmiştir, yazık olmuştur. Mutlaka imanın dışında kalp ve ruhlarda ne varsa onları çıkarıp oraya iman ve tevhid, ihlas ve teslimiyet yerleşmelidir. Bunun için ihsan bunlarla, gerçek teslimiyet, tevhidle, ihlasla Allah'a kulluk edilince ortaya ne çıkar? İhsan ortaya çıkar. Nefsin şirkinden kurtulur. Nefis kendi dediğinin yapılmasını ister. Allah'ın emirlerinin yapılmasını istemez. Bu nefsi emmaredir genelde. Yoksa kişi eğer Allah'a itaat etmiyorsa kendine tapar. La ilahe illallah demiş olmaz. İçinde doldurmuş olmaz. Kişi kendine tapar, nefsinin dediğini yapar, Allah'ın dediğini yapmaz. O zaman dikkat ederseniz dindarlar ikiye ayrılır. Nefsine tapanlar ve başkasına tapanlar. Bir de Allah'a kulluk yapanlar ortaya çıkar. Herkes kendini mutlaka iyi bir süzgeçten geçirmeli. Kendi bilgisi buna yetmiyorsa hakiki ilim erbabıyla gidip kendini oradan ilham almalıdır. Sağlam hak dersleri alınmalıdır. Hayat veren ders almalıdır. Sakın ola ki kendine çağıranlardan hiçbir fayda gelmez. Kendine çağıranlara dikkat edin. Bunlar bozar. Bir doğrunun yanında yanlışlar katarlar. Bundan dolayı insanlığı çarpıtırlar. Bilmeyen iş için bu tehlikelidir. Bilenlere zaten bir şey yapamazlar. Onun için bilmeyenlerin içinde bu yanlışlıklar civciv çıkarmaktadır, üretilmektedir. Kur'an hakikatını, Kur'an'ı sünnet içmeyi tekrar söylüyorum. Bu hak delillere uymayan, bu belgelerle ortaya çıkmayan, bir defa ehli sünnetin yoluna uymayan ehli bid'ata karşı uyanık olmak gerekmektedir.
Mesela kişi haramı Allah yasakladığı için değil de kendine zarar olduğu için içkiyi içmeyen adam. Mesela içkiyi adam içmiyor. Çok güzel. Ne kadar? Çünkü sarhoşluk veren, her şey haramdır diyen sünnet var. Kitapta, Kur'an-ı Kerim'de innemel hamru vel meysürü diyen ayet var. Yine Cenab-ı Hak içkinin, kumarın ve emsali haramları saymış. Derslerimizde geçti. Ve gelecekte de bu keşif notlarımız da devam etmektedir. Şimdi haram olan bir şeyi Allah yasakladığı için değil de kendine zarar olduğu için içkiyi içmeyen adam. Şimdi bu nefsi için dindardır, Allah için değildir. Allah için dindar olsaydı ne olacaktı? Hem Allah'a kul hem de haramdan, zararın hepsinden kurtulmuş olacaktı. Yani burada Allah'ın emri onun için umurunda değil. Ya ha, içkiden nefsi zarar görüyor, onun için içmiyor. Halbuki yaratan, yarattığı kullarına hayat reçetesi sunmuş. Önce Allah'ı dinlemesi, onun reçetesini uygulaması gerekiyordu. O nefsinden hareket etti, nefsini dinledi. Her mümin Allah-u Teala'nın emriyle hareket etmek zorundadır. Yoksa nefsine tapandır, Allah'a değil. Şimdi Allah için olacak bir de bütün ibadetler Allah için yapıldığı gibi bütün haram ve günahlardan da sırf Allah yasakladığı için kaçınılacak. Onun içindeki maslahatları, zararları, hikmetleri, her haramın içi zarar doludur. Allah kuluna faydalı bir şey yasaklamamıştır. Ama geçmişte suça üstüne suç işleyen bazı milletlere Allah ne yaptı? Bazı helalları da yasakladı. Niye? Suç üstüne suç. Allah'a isyan ediyorlar. Allah affediyor, onlar daha da suçu artırıyorlar. Ama ümmeti Muhammed'e gelince, ümmeti Muhammed son ümmet olduğu için, Kur'an-ı Kerim son kitap olduğu için, Hazreti Muhammed de alemlere rahmet peygamber olduğu için kıyamete kadar artık insanlara öyle bir İslam şeriatı ortaya kondu ki tüm insanlığa Allah'ın rahmeti tecelli etti. Neyle? İslam ile, Kur'an ve Muhammed ile. Bu Allah'ın bütün insanlığa rahmet tecellisidir. Merhametiyle kucaklamasıdır. Sevgisiyle donatmasıdır. Alemleri ve başta insanoğlunu Allah sevdiği için yaratmış ve rahmetin içinde bulduk hepimiz kendimizi. Bu gök kubbeyi Allah yaratırken biz işçi olarak mı çalıştık? Ona yardım mı ettik? Kim yardım etti? Mahlukat yaratılırken Allah'a birisi yardım mı etti? Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Kendimizi rahmetin içinde bulduk, yaratıldık. O zaman sen bu Rabbin rahmetiyle, bakın, ana sermayenin içinde bulduk kendimizi. Bir de diyor ki bu nimeti iyiye kullanın, bir de diyor size cennetimi vereyim. Orada zevkten başka bir şey yok. Zevki sefa var. Güzellikten başka bir şey yok. Güzellik üstüne güzellik var. Zevk üstüne zevk var. Şimdi durum böyle. Öyleyse biz Rabb'a kulluk edelim. Nefsimize tapmayalım. Başkalarını ilah yapmayalım. İlahlaştırmayalım. İlah yok başka. Allah'tan başka ilah olmaz. Bunun için tüm ibadetler de böyledir.
Yani Allah için yapılmıyorsa, nefsin eğer gereksinimleri için, nefsim spor olsun diye nefsine namaz kılıyorsa, yani spor olmasa kılmayacak, nefsime spor olsun diye veyahut da oruç tutunca, aç kalınca vücudum faydalanıyor diye oruç tutarsa veyahut da şahsi çıkarları için veya başkalarının çıkarları için efendim cihad yapıyorsa, bunların hiçbir Allah'a kulluk değildir. Allah'a kulluk Allah emrettiği için, sırf Allah için yapılır. Öbür kazanımların çok fazlası da kazanılır o zaman. Ne istiyorsan içinde faydalar, içerisi hikmetler, rahmetler, menfaatler dolup taşar. Allah için yapmazsan kulluk yapmış olmazsın. Başkasına tapmış olursun. Buna dikkat etmek zorundayız. Böyle olmadıkça diyor, nefse tapılmış, nefse ibadet edilmiş olur. Zaten insanlar en çok kendi nefsinin arzu ve isteklerini ön plana çıkarırlar. Müslüman nefsini ön plana çıkarmaz. Nefsin arzularını çıkarmaz. Allah'ın rızası ön plandadır. En yücedir. O zaman nefsin de muradına erer. Akıllı ol akıllı. Nefsin de, ruhun da, bedenin de, dünyanın da, mezarın, mahşerin de muradına erer. Allah için yap, Allah için. Nefsin için yaptıklarını birisi doğru söyler, sana nefsin hoşuna gelen, öbürü bunun tersini de söyler. Allah ise hep doğru söyler. Aklını kullan. Allah'a rağmen hiçbir şeyi elde edemezsin. Allah'ın lütfuyla, yardımıyla ve ona teslimiyetinle her şeyi elde edersin. Nefsi mabutluktan çıkarmak için Allah sevgisini, onun Allah'ın korkusunu her an, her menfaattan, her zarardan öne almak, rızasını, emrini düşünmek asli bir şarttır. Dikkat et buraya. Nefsi mabutluktan, ilahlıktan çıkarmak için, daha yanlar, belki mabud anlamayanlar olur. Nefsini ilahlaştırma, nefsini ilahlaştırmamak için Allah sevgisini, Allah'ın korkusunu her an, her menfaattan, her zarardan öne almak, rızasını, emrini düşünmek asli şarttır. Eğer Allah sevgisiyle dolup taşmıyorsan, başka sevgiler koyduysan bu sevginin yerine, bir defa daha ne tevhide ulaşabilmişsin ne de teslim olabilmişsin. Ne sevmişsin, ne sevilmişsin. Aklını başına al. Bütün varlığınla Allah'ı sev. Senin varlığın tamamı Allah seni sevdiği için yarattı. Ve bu rahmetle donattı seni. Bütün varlığınla Allah'ı sev. Çünkü zaten çapın belli, kilon diremin belli. Bütün varlığın da belli. Bütün varlığınla sev. O yüceyi sen hakkıyla zaten sevmiş olamazsın. Gücün nispetinde sevince Cenab-ı Hak seni sevmişlerden kabul ediyor zaten. Bunun gücü bu kadar diyor. Ama bütün gücünü, bütün varlığını tamamen Allah'ı sevmeye bir defa harca. O sevgiyle dol taş. O hicranla, o özlemle, onun cemal özlemini, onun huzurunda olmak, onun cemaline kavuşmak özlemiyle yaşa. Dünyanı öyle yaşa, mezarını, mahşerini öyle yaşa, mahşerini de öyle yaşa.
Çünkü dünya mezara yansır, dünyadaki yaşantı. Mezar mahşere yansır, mahşer de nereye yansır? Eğer hakikaten iman ve ameli salihin de Allah'ı severse, sevmişsen cennete yansır, cemali ilahiyede ne yaparsın? Allah'ın lütfuyla o vuslata erersin. Yoksa cehenneme yansır bunlar, yazık olur. Şirkin gideceği yer cennet değildir. Bir kalpte Allah yok da başkası varsa, bu şirktir. Şirk mezardan, mahşerden doğru cehenneme yansır. Allah'ın düşmanı adaletine yansır. Allah zulümden münezzehtir. Sahte dervişleri bırak gerçek mürşitlerle, ilim erbabıyla haşır neşir ol. Sahte dervişlerle, Budistlerle dolu ortalık. Efendim Yunan felsefesi karışmış, Budizm karışmış, Hinduizm karışmış, Satanizmine varıncaya kadar neler karışmış. İslam bir güneştir, İslam'a Kur'an-ı Kerim'e karanlık yaklaşmaz. İslam'ın olduğu yerde zulümat olmaz, yanlış olmaz. Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, icmayı kıyası, müçtehitlerin ehli sünnet ve cemaat yolunu itakip et. İlmel yakine ulaşmadan aynel yakine ulaşamazsın. Aynel yakine ulaşmadan da hakkal yakine ulaşamazsın. Hak ilim şart. Şeriat tamamlanacak ilmen, İslam şeriatı ilmen kavranacak, bilenle hareket edeceksin. Asgari bu. Şimdi onun için hatırlatayım, unutma. Dindarlar genelde iki kısımdır. Özelde pek çok kısımlara ayrılır. Allah için dindarlar, nefsi için dindarlar iki kısma ayrılırlar temelde. Allah için dindarlar Allah'ın emrini, rızasını, onun hükümranlığını ve onun her emrini, onun bütün kanunlarını ne yaparlar? En yüce olduğunu inanır, onu uygularlar, Allah'ın hükümranlığında yaşarlar. Emri İslam'dan alırlar. Nefislerinden emir almazlar, alırlarsa reddederler. İblisten emir alırlarsa reddederler. İblis vesvese verir, sürekli emreder. Vesvese körüğünü takar ve körük çeker. İçine üfler. Nice ters manalar kalbine doğabilir. Nefis bir taraftan kendi arzu ve isteklerini dayatır. İblis bir yandan şeriata karşı koy da ne yaparsan yap, yeter ki karşı koy. İslam şeriatının emirlerini dinleme der. İblis bir taraftan, nefis bir taraftan, bunlar birbirinin yardımcısıdırlar. Aklını başına al, buna karşı koyacak nedir? İman kuvvetin, Kur'an'dan alınan ilmi ordular vardır. Kişinin ruh dünya, iç dünyasında ilmi ordular ve tamamen imanın hükümranlığındadır. Ne nefis dayanır buna karşı koyabilir, ne şeytanlar ordularıyla karşı koyabilirler. İman devletini güçlendir. Kendi içinde iman devletini kur. İman devleti hükümran olsun. Senin ruh dünyana ve beden dünyana, içine dışına bunlar egemen olsun. İşte hak dindarlık, Allah'ın emrindeki hak dindarlık, Allah için dindarlar bunlardır. Nefsi için dindarlar. Hep nefsine yardım etmek, itaat etmek için bir şeyler yaparlar. Nefsine hoş gelmedi mi yapmak istemez. Nefsine ağır geleni yapmak istemez. Niye?
nefsin emrinde, nefis Allah'ın emrinde olmadan Müslümanlık olmaz. Kim olursan ol, ağa ol, paşa ol, çoban ol, patron ol, işçi ol, işveren ol, zengin ol, fakir ol, efendim ehil ol, cahil ol, allame-i cihan ol, istersen hiçbir şey bilme, Allah'ın kullarıyız biz. Allah'a itaat etmek zorundayız. Bilenimiz hak bilgiyle topluma faydalı olacak, bilmeyen de bilenden faydalanmanın yolunu tutacak. Dağ başında açlığa sabır ile, kurulu bir sofra başında açlığa sabır da farklıdır. Yani Allah için dindarlar var, nefsi için dindarlar var dedik ya. Şimdi bir de dağ başında adam acıkmış, açlığa sabrediyor. Ama bir de kurulu bir sofranın başında açlığa sabır da farklıdır. Şimdi Allah için dindarlar sırf hangi ortamda olurlarsa olsunlar Allah'ın emirlerini, onun emir ve kurallarını, itaat ve taatta ne yaparlar? Kuralları yerine getirirler. Yani İslam fıkıh var ya, teklif edilenler, onlar fıkhi, şer'i ölçülere göre hem zahirde takvanın ölçülerine riayet edilir, hem de batini takvaya da o ölçülere de riayet edilir. Tamamen emri burada Allah için dindarlar, Allah'tan alırlar ve Allah için yaparlar. Bütün yaptıkların, bütün kötülüklerden Allah için kaçınırlar. Korkuları tektir Allah korkusu. Sevgileri de tektir Allah sevgisi. Bu Allah sevgisi onların ebedi tükenmeyen sermayesidir. İnsanlığı ne yaparlar? Allah için severler. Sevilecekleri. Yerilecekleri de Allah için yererler. Yine ölçüyü bu konuda da Allah'tan, ölçülerden, şer'i, meşru ölçülerden alırlar. Kendi hevalarına göre, keyfine göre birini sevmemek, birisine düşman olmak keyfine göre. Bunlar hak kavramlarının içinde yok bunlar. Bunlar ölçüsüz, batıl zihniyette vardır. Hak ölçüler daima sevileceği bilir, yerileceği bilir, tenkidi bilir. Onun için sevgili dostlarımız, birincide başarılı olanın bazısı ikincide olamaz. Mesela dağ başında adam açlığa sabretmiş, orada başarılı olabilir. Ama niceler vardır ki kurulu sofra başında açlığa sabredemez, başarılı olamaz. Allah için olursa dağdakiyle bağdaki aynıdır. Yeter ki Allah için olsun. Ama nefis için oluyorsa dindarlık, nefsin emrindeyse, nefsine tapıyorsa, o zaman dağ başında zaten olmadığı için sabretti. Ama bulduğu zaman kurt kuzuyu yediği gibi, nefsinin emrindeki kişi kurulu sofrayı hemen ne yapar? Bu sofra benim midir? Fukaranın mıdır? Başkasının mıdır? Helal mıdır? Haram mıdır? Araştırmaz. Nefis onu istediyse yapar. Allah için olan ne yapar? O sofraya bakar. Allah o konuda ne diyor onu yapar. Allah en güzeli söyler. Şimdi bazıları hemen kurulu sofra kaçırılır mı ya, işte kurulu sofra. Ey beyefendi, iyi düşün. Allah'ın emirleri en güzeldir. Güzelden güzel, eşsiz güzeldir. Allah için yaşantı en güzel yaşantıdır. Gerçek hayat tarzı da olur. Eğer ben bir hayat yaşayacağım diyorsan, Allah'ın ortaya koyduğu İslam'ın hayat tarzını yaşa.
aldanma. Bizden söylemez. Biz dayatmacılardan değiliz. Birileri dayatıyor ya, benim dediğim gibi olacaksın diye. O dayatmacılar kendi şeriatlarını dayatıyorlar. Onlar tam dayatmacı, şeriatçı onlar. Biz ise Yüce Allah'ın emirlerini söylüyoruz. Yüce Allah kimseye gerçek otoritenin sahibi Allah olduğu halde dayatmamış, imtihan meydanına insanları koymuş. Dünya bir imtihan meydanıdır. Allah'a itaat eden kazanır, etmeyen kaybeder. Kendi bilir. Peki sonuç? Sonuçta başınboş musun? Hayır. Hiç kimse başıboş yaratıldı mı? Hayır. Sonuç var. İmtihan süresi sona erecek. Ömrün bitecek. Ecel saatin geldi. Azrail peşinde seni bekliyor. Ecel saatin biter bitmez imtihandaki süre bitmiştir. Dünyan bitti. Alıp seni mezara ve mahşere götürecek. İster inan, ister inan. Biz dayatmacılardan değiliz. Onun için her konuda başarılı olmak, Allah'tan yardım istemek, Allah'ın ortaya koyduğu İslam'ın hayat tarzı en kolay, en güzel, en mutlu hayat tarzıdır. Çünkü hayatı yaratan Allah, hangi hayat tarzının en güzel olduğunu da en iyi bilen o zaten. Başkası bir yaratıcı değil ki. İkinci ilah yok ki ya, ben birinci efendim, birinci ilahınkini böyle yaptım ama bir de ikinci ilahın hayat tarzına bakayım desen ikinci ilah yok ki. Alemlerin eşsiz muktedir yüce hükümdarı sadece Allah Teala. Bütün güzellikler onda. En güzel hayat tarzı olarak da Cenab-ı Hak İslam'ın hayat tarzını ortaya koymuştur. Dünya yaratılalı, dünyada tek hayat tarzı, Allah'ın istediği İslam hayat tarzıdır. Adem'den, Şip'ten, İdris'ten, Nuh'tan, Hüd'den, Salih'ten, efendim, İbrahim'den, şu ayıplardan, Lut'lardan, efendim, İsmail'lerden, İshak'lardan ve Yusuf'lardan, ve diğer peygamberler Musa, İsa, Yahya, Zekeriya ve Hazreti Muhammed'e kadar ve Muhammed'le beraber ebedi kıyamete kadar dünyanın tek hayat tarzı Allahu Teala'nın kuluna sunduğu İslam'ın hayat tarzıdır. Öbür tarzlar sonradan insanoğlu beşeri olarak kendi ortaya çıkarmıştır. Doğru taraflarını İslam'dan almış, yanlışlarını kendi uydurmuştur. İşin aslı bu. Dünyadaki inanç sistemleri de böyledir. Ve dünyadaki beşeri sistemlerin tamamı da böyledir. Bir, bunun ilahi yönü var ki bu sadece İslam. Bir de bunun beşeri yönü vardır. İşte o beşeri olan bütün sistemler kulun becerisidir ama iyiler yine İslam'dan alınmadır. Hiçbir insan, ben Muhammed'in getirdiği devri bilmiyorum, dünyada Muhammed yaşamadı, Musa, İsa yaşamadı, Ademler, Nuhlar, İbrahimler yaşamadı diyebilir mi? Medeniyetin kaynağı insan. Dünyaya Allah Teala Adem'i, Havva'yı dünyaya kur, yaratır yaratmaz İslam medeniyeti başlamıştır. İslam'ın hayat tarzı başlamıştır. Buna uyan olmuştur, uymayan olmuştur. Habil İslam hayat tarzını yaşarken Kabil katillik yönünü seçmiştir. Ve nice kavimler İslam hayat tarzının dışına çıktıkları için Nuh kavmiyle beraber
Allah batırmaya, helak etmeye de başlamış. Yani ceza da vermiş. İmtihan süresinin mehil müddetlerinde bir zamanı var. Allah Teala bu yaptıkların sürekli yanına kalacak dememiş ki. Dünyada dünyaya göre, mezarda mezara göre, mahşerde de mahşere göre mükafatlar var, mücazatlar var. Sen sürekli kötülüğü Allah'a ihsan edeceksin. Onun karşılığında hiçbir yaptırım istemeyeceksin, kabul etmeyeceksin. Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutanların sürekli yaptığı yanına kalacak diye bir durum var mı? Yok. Nuh kavmi ne oldu? Allah kökünü kesti. İnananları gemiye bıraktı, gemide. Peki oradan ibret alınsaydı Hüd kavmi helak olur muydu? Olmazdı. Hüd kavmi de helak oldu. Salih peygamberin kavmi ne oldu? O da helak oldu. Niye? Peygamberlere, İslam'ın hayat tarzına adamlar karşı çıktı. Allahu Teala'ya kafa tuttular. Her peygamber Allah'ın elçisidir. Ondan sonra İbrahim'e kadar böyle geldik. İbrahim Aleyhisselam da Allah hepsinden üzerine selam eylesin. Aleyhisselam. İbrahim'le de Nemrut devleti karşı karşıya geldi. Ne oldu? Nemrut İbrahim'le karşı karşıya gelince İbrahim'e karşı koydu, Allah'a karşı koydu Nemrut. O zamanki hükümdar ve devleti. İbrahim Aleyhisselam, hepiniz dünyada bilmeyen yoktur. Nemrut ateşe attı. Peki ateş attı da ne oldu? Ateş Allah'ın emrinde bir mahluktur. Allah mahlukatın tamamını otoriterdir. Nedir? Ateşe sön dedi, söndü o kadar. Ateşliğini kaybetti dedi. Çünkü yaratıcı o. İbrahim ateşten çıktı, Allah'a icret etti. Allah'ın yolundaydı, tekrar Allah'ın yolunda. Allah'a doğru yürüdü. Nemrut'un şerrinden ve Nemrut'un tağuti zulüm ortamından Allahu Teala hicrete yöneldi yine tekrar. Nitekim İbrahim'in soyundan nice peygamberler geldi. İşte Hazreti Muhammed de İshak'ın soyundan nice peygamberler geldi. Musa'lar, İsa'lara kadar. İsmail'in soyundan da Hazreti Muhammed geldi. Ve İbrahim'in soyundan şöyle baktığımız zaman 3 tane uzantı görüyoruz o soydan. Birinden İsmail ve İshak'ın soyundan peygamberler geliyor ve bu arada 3. bir koldan da zalimler de geliyor. Yani Adem'in soyundan nasıl ki Allah'a itaat edenler, ihsan edenler olduğu gibi Nuh'un soyundan da, ikinci Adem kabul edilen Nuh'un soyundan da böyleler gelmiş. İbrahim'in soyundan da nice peygamberler geldiği gibi zalimler de gelmiştir. Dünyada imtihan ortamında Allah'a isyan edenler de itaat edenler de var ola gelmiştir. Ama daima iyilerin sayısı az olmuştur. Ona göre insanoğlu çokluktan yana değil, haktan, hakikattan yana olmalıdır. Kıymetli dostlarımız, şimdi şöyle bir misal verelim. Mezarlık ağaçları insan eti yer ve kokar. Çöplük gülüne de diyor aldanma. Üzeri kıpkırmızıdır çöplük gülünü ama koklarsan pislik kokar. Niye? Altı çöplükte bitmiş gül, altı pislik. İnsanoğlu da böyledir. Sakın cilasına aldanma kimsenin. Mezarlık ağaçları da salkım salkım meyve de verir. Efendim güzelim çiçekler açar.
dallar, budaklar da vardır ama mezarlık ağaçları insan eti yerler ve kokarlar. Çöplük gülleri de kızarır ama koklanca pislik kokarlar. Aklını başına al. İmanla, adaletle, güzel ahlakla, insanlığın dostu olanlara bir bak, tüm insanlığın, bir de mezarlıktan ve insan etiyle beslenen ağaçlar misali kan döken dünyanın zalimlerine bak. İnsanların kanını emenlerin durumuna bak. İnsanlığı sömürenlere bak. İnsanlığı köleleştirenlere bak. Toplu halde insan öldürenlere bak. Bir de İslam'ın alemi kucaklayan merhametine, barış mesajlarına bak. İslam, A'dan Z'ye ilahi merhamet, adalet ve barıştır. Kardeşliktir. Bunun için dünyaya bakarken gördüğün insanlar neyle beslendiğine şöyle bir bak. Yetimlerin, yoksulların, garibanların hakkını yiyenler var ya, o sırtlanlardan beter olduğu gibi işte mezarlıkta insan etiyle beslenen ağaçlar misali kokarlar. Bunların dışındaki fiziksel cilasına sakın aldanma. Bunların ruh dünyası canavardan beterdir. Onun için ruhbanlıkla diyor İslam terbiyesinde ki fark da böyledir. Şimdi ruhbanlığı Cenab-ı Hak emretmemişti. İnsanlar kendileri icat etmişlerdi. O günün Müslümanları. Ama ne yaptılar? İsa devrinde, Musa devrinde neyse, İslam'dan önceki devirlerdedir ruhbanlık. İslam ruhbanlığı kaldırmıştır. Önceki dünyada her peygamberin dini İslam olduğu için biz tabii ki Müslüman kelimesini kullanıyoruz. Hakkıyla riayet edemediler. Tabii edenlere bir sözümüz yok. Ehliyetsizler, büyük nimetlerin emanetleri nasıl eda edebilirler? Şimdi adam insan etiyle beslenen zihniyetlere bak, çöplük güllerine bak. Şimdi büyük nimetlerin emanetlerini nasıl eda edebilir bunlar? İnsanlığın kanını emenlere dünya teslim edilir mi? Dünyayı sömürenlere dünya insanlığı teslim edilir mi? Böylelere canları, namusları, hazineleri, ilahi hakları, kul haklarını, vatanı milleti nasıl emanet edebilirsiniz? İnsanlık buradan bunlara emanet ederseniz insanlığın bunlardan çekeceği vardır. Ehliyetsiz, selahiyetsiz kimselere emanet teslim edilir mi? İlmiyle, ameliyle, ahlakıyla, sosyal adaletiyle, insanlığa merhamet kanatlarını açan ve tüm insanlığı kucaklayan, İslam'ın ortaya koyduğu ehliyetli insanların dünyaya hakim olmaları gerekir. Bir yetimin bir kuruşunu hakkını kimseye yedirmez. İslam hak yemez, hak da yedirmez. Çünkü tam ilahi adalettir. Emanet ehline geçince İslam sofrası kıtalara yayılmıştır. Gelişmek, yükselmek tabii ki devam edecektir, etmelidir. İslam dini dünyaya sofra kurmuştur. Allah'ın rahmetinin tecellisidir İslam. Bütün insanlık İslam sofrasındadır. Bütün canlılar da bu sofradadır.
bütün insanlık da İslam sofrasındadır. İnanan da yer, inanmayan da yer. Ama emanet daima ehliyet sahiplerinde olmalıdır ki bu sofraya canavarlar gelip de garibanların hakkını yemesin. Bunun için de kemiyetçi değil, İslam davası keyfiyetçidir. Ne demektir? Kemiyetçiler daima çokluktan yanadır, kaliteden yana değillerdir kemiyetçiler. İslam ise hep kaliteden, erdemden, değerden, kıymetten yanadır. Yani tam bir ilahi adalettir. Tam bir ehliyet gerekmektedir. Helal ve temizden yanadır. İşte İslam sofrası bu. Bütün insanlığa bu ziyafeti sunar ve orada tamamen adaleti uygular. Birisi yesin de biri baksın demez. Biri yer, biri bakar, yarın kıyamet kopar. İşte o zaman dünyanın kıyameti kopar. Terör orada olur, orada olur. Anarşi orada olur. Ve yer yer isyanlar orada olur. Yeraltı örgütlerinin sebebi de odur. İllegal örgütlerin, legal örgütlerin efendim sebebi de odur. Şimdi legal örgütler bu adaleti sağlamak için dünyada bir ve bütün olmak zorundadır. İllegal örgütler ise tamamen insanlığın hakkını yiyenlerin ortaya çıkardığı olumsuz neticedir. Artık gidiyor. Hakka varan bir yolu tutmuş. Hakka bakan gözler dünyayı unutmuş. Şehitler için söylenen bir söz bu. Ne diyor? Artık gidiyor. Hakka varan bir yolu tutmuş. Hakka bakan gözler dünyayı unutmuş. Hakkı görünce elbette ki ne olur? Hakikati gören ne yapar? Ona hakikatla, onunla mazhar olur. Hakikat mutluluktur. Allah'ın ortaya koyduğu her şey haktır. Gerçektir. Hakkı görmeli. Hakkı gördüğün zaman artık batıl, yanlış orada barınır mı? Haydi, var mısın? Kur'an'ın penceresinden hakkı görelim bakalım. Kur'an tamamen hakkın kendi kitabı. Hakla kul mahluk tanısın diye Cenab-ı Hak ne yapmış ortaya? Muhammed'in aynasını koymuş. Mir'at-ı Muhammed'den işte o zaman hakka bakacaksın. Mir'at-ı Kur'an'dan hakkı göreceksin. Hakikati görmek için ortaya ne yapılmış? Hak pencereler konmuş. Yanlış pencereden hak görülmez. Yanlışın içinde doğru bulunmaz. Kur'an penceresinden, Muhammed'in mir'atından işte şöyle bir bak, hakkı görürsün. Hakikati bulursun. Bizim çırpıntımız bütün mahlukat Allah'ı, başta insanoğlu ve cinler Allah'ı iyi tanısınlar. Çünkü insandan başkası yanlış yapmıyor. İnsan yanlış yapıyor. Bir de insanlar gibi cinlerin de içerisinde değişik görüşte olanlar var. Fakat cinlerin alemi onları ilgilendirdiği için bizim esas ilgi sahamız insanlık alemidir. İnsanlık alemi mutlaka Rabbisini, yaratanını tanımalıdır.
tanışma merkezi Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'dir. Yani İslam dinidir. Onun için şehit ve gaziler için öyle diyor hakkı bilen şair Mehmet Akif Ersoy rahmetlik. Allah çok rahmet eylesin. O bir hak şairdir. Hakkı gören, hakkı bilen şairdir. İçine geleni rastgele söyleyen şairlerden değildir. İçine insanın her şey doğar. Ama hak doğar. Bir de zahiri hak çeşmesinden içer. Bir de batını hak çeşmesinden içer. İşte hakkın şairleri hakkı söylerler. Hakkı ifade etmeye çalışırlar. Mehmet Akif de merhum bu sınıftan bir kıymetli şairlerimizden biridir. Allah sayılarını artırsın. Bilim adamlarının, gerçek insanlığa faydalı hak ilim adamlarının Allah sayısını artırsın. İlimde zirveye çıkmalıdır. Şimdi Cenab-ı Hak kuluna öyle bir reçete yazmış ki, ey kulum şu faydalıları kullan ölçüsüne göre ama şunlar zararlıdır sevgili kullarım. Şunları kullanmam demiş, bunların adına ne demiş? Hurum demiş. Hurum ne demek? Haramın çoğulu, haramlar demek. Yani haramları işlemeyin diye reçeteye yazmış Yüce Allah, hayat reçetesine. Bu reçete biliyorsun değil mi? Kur'an-ı Kerim İslam'ın kendisidir. Allah tut Allahu Teala Celle Celaluhu İslam'ı hayat reçetesi olarak insanlığa sunmuştur. Bunun içinde hurum denilen yani haramlar vardır. Mesela her konuda Cenab-ı Hak kullarına imtihan edip bana Allah'a itaat ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Hem burada imtihan ediyor, hem de kulunu zarardan kurtarıyor. Hem de faydalıyı celbediyor, zararı def ediyor kulundan. Hem de imtihan yapıyor, hem de kulunun kârine, hem de bütün hayatı kâre ayarlamış Cenab-ı Hak. Zarara giden kulun kendisidir. Reçeteyi bir türlü uygulamak istememesidir. Yanılıyor, yanlışın içine saplanıyor, daha büyük yanlıştan daha büyük yanlışa gidiyor. Bir kuyuya düşmüş, daha aşağıki kuyuya doğru gidiyor. İslamsızlık, hak tanımamak, ilahi hayat tarzını kabul etmeyip başka bir yol aramak, insanoğlu kendini aşağı atmaktan, intiharlardan daha kötüdür. Onun için ihramlı, haremde, harem dışında av avlamayınız diye bir imtihan maddesi daha vardır. Cenab-ı Hak diyor ki hacılara, ihramlılara, siz diyor haremde ve harem dışında av avlayamazsınız diyor. Bu bir imtihan. Allah'a itaat emirlerinden biri. Bir de diyor ki haremde Beytullah'ın çevresi ve onun hudutları var. Harem denilen yerde ihramlı ve ihramsız hiç kimse av avlayamaz diyor. İhramsızlar da avlayamaz. O harem bölgesinde. Orayı da Cenab-ı Hak ne yapmış? Harem bu bölgede av avlanmaz. Buranın avına dahi dokunulmaz demiş. İhramlıya da demiş, ihramsıza da demiş. Yalnız hayatı faydaya, zarardan defe ayarladığı için, reçete ilahi ve mükemmel olduğu için, tam ebedi mutlu hayat
tarzı olduğu için bak ne diyor Cenab-ı Hak? Kütüb-i Sitte'de ve diğerlerinde de mevcut olan bir hadisi şerifte şöyle diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hamsu yuktenne fil hilli vel harami. El hidatu vel gurabu vel akrabu ve fi rivayetin el hayyetu vel fa'ratu vel kelbül akuru diyor. Vel kelbül akuru. Ne diyor burada? Beş şey diyor haremde ve dışında da serbesttir. Çaylak, karga, akrep, bir rivayette de zehirli yılan, fare ve kuduz köpek. Bak bunları da Cenab-ı Hak insanlara zararına binaen bunları ne yapmış? Serbest bırakmış. Bunlar eğer ortaya zararları bariz olarak çıkarsa bunların zararından korunmayı Cenab-ı Hak burada meşru kılmıştır. Yoksa bütün kargaları dünyadan yok edin, bütün çaylakları yok edin, bütün yılanları yok edin, bütün köpekleri yok edin diye bir kavram yok. Zarar verdiği kadar zarara karşı korunun demiş. Her ortamda zarardan korunmak meşrudur. Ve kârı, faydalıyı elde etmek meşrudur. Ve kârı elde ederken başkasının hakkına, hukukuna riayet ederek kâr elde edeceksin. Kâr demek helalından alın teriyle meşru kazançtır. Faydalı olanları celbetmek, zararı def etmektir. Mesela misal, elma faydalıdır ama başkasının mülkündeki elmaya uzanamazsın. Bunun gibi. Meşru fayda, meşru. İlahi ölçülere uygun fayda önemlidir. Şayet birisi avlamışsa ne yapar? Kefaret verir. Deve veya her fakire yarım sağ. Ne yapar? Avın bedeli neyse onu öder. Avın bedeli de o günkü o ortama göre buna bir bilir kişiler, değer biçerler, onun kefaretini öder. Kime? Fakire. Bak bir fayda da burada var. Onu zengine ver demiyor bak. Bütün kefaretler, bütün fıtralar, fityeler, teberrular, hayır hasenatların tamamı İslam'ın merhamet eliyle fukarayadır. Bütün yoksulları, garibanları, yetimleri İslam merhametiyle kucaklar. Tek bir yetimi ağlatmaz İslam dini. Bir tek garibin boynunu eli bıraktırmaz. Ona sevgi merhamet kanatlarıyla yetime koşar uçar. Yetimi ağlatmaz. Garibi yoksulu mazlumu ezdirmez kimseye. İslam bu alemin merhamet kahramanlığının tamamı. Rahmetin tecellisinin tamamı İslam'dadır. Benim dediğimden daha yücedir. Birileri belki başka türlü algılayabilirler. Nasıl algılarsan algıla, Allah'ın ortaya koyduğu hayat tarzı İslam'dır, en yücedir. Benim dediğimden de yücedir. Allah'ın dediği gibidir, o kadar. Ben Allah'ı ne kadar övsem, hakkıyla övemem. Allah kendini kendi övdüğü gibidir. İşte o zaman övmüş olursun.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed o insanı kamil, peygamberlerin o serveri, bütün evliyaların rehberi, tüm peygamberlerin imamı olan Hazreti Muhammed, Yüce Allah'ı onun isim ve sıfatlarıyla överken, ona hamdü sena ederken, ona ibadet ve kulluğun en güzelini yaparken ne diyordu? Ya Rabbi, ben sana hakkıyla hiç kulluk edemedim. Seni hakkıyla övemedim. Sen benim dediğim gibi değil, kendi dediğin gibisin. Sen seni övdüğün gibisin diyordu. Bak, insanı kamil. Bu alemlere rahmet peygamberi. Allah'ın Habibi, sevgilisi. En sevgili kullarının başını çekmektedir. Her peygamber onun dostudur. Kıymetli, yüksek derecedeki kullarıdır bütün peygamberler. Ama bütün peygamberlerin imamı da Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Belki bunu da birileri abarık zannederler ama abarık olmadığı gibi benim dediğimden daha yüce bir mevkinin sahibidir ve Allah'ın lütfudur. Hazreti Muhammed'i makamı Mahmud'a ulaştırmıştır Cenab-ı Hak. Bu Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Allah'ın kendi lütfudur, tahsisidir. Dilediği kullarına nice lütuflar, nimetler tahsis eder. Muhammed'i biz seçmedik ki, onu Allah seçti. İsa'yı biz seçmedik ki, onu peygamber olarak Allah seçti. Musa'yı, İbrahim'i, Nuh'ları biz seçmedik ki, onları Allah seçti peygamber olarak. Yani bunu kıskanacak ne var? Bunlar Allah'ın değerli kulları. Birbirinden de dereceleri yüksek ama hepsi yüksek şahsiyetler. Dereceleri de birbirinden yüksek. Bunun için kıymetli dostlarımız, gelin işe haset gözüyle, kıskançlıkla bakmayalım. Hakikat penceresinden bakalım. Hak pencereden bakalım. Ben demiyorum ki şu, ben kitap yazdım size, şu kitabı okuyun işte, benim kitabım çok kıymetlidir diye kendime çağırmıyorum. Ben Yüce Allah'ın ortaya koyduğu hayat reçetesini okuyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i, onun ayetlerini, keşif notlarını ve rivayette ve dirayette en sağlam kaynaklardan sizlere notlar takdim ediyorum. Mutlu hayatın, mutlu olmanın şartlarının gereği notlardır bunlar. Hayat veren, hayat notlarıdır. Hayatın en sağlam kaynağından alınmış keşif notlarıdır. Bunun için birbirimize faydalı olmak Allah'ın emri zaten. Tepli, hakkı tepli Allah'ın emri. Birbirimize faydalı olalım. Hata ve unutmada da bu ceza vardır. Mesela hataen bir insan Allah'ın yapma dediği bir şey yaptı. Mesela hacıya dedi ki avlama dedi. O da unuttu, avladı, bir av avladı. Tamam, unutsa da o cezanın ne yapacaktı? Kefaretini verecektir. Yine bu hata ve unutmada da bu ceza vardır. Mesela bir insan dikkat etmeden, araştırmadan, tam tedbirlerini almadan rastgele ava attı, babasını vurdu veya bir başkasını vurdu. Bunun cezası vardır. Kefaret ödeyecektir. Bunun kefaretini verecektir. Tedbir İslam'da şart. Rastgele hayat tarzı olmaz. Mutlu hayatın tedbiri de olacaktır.
Hazreti Ömer, Tavus, İbni Abbas ve diğerleri Hanefi, Şafi, Maliki müçtehitleri de aynı bu görüşü paylaşmışlardır. Aynı bunu ne yapmışlardır? Tedbirsiz olarak, unutarak ve hata ederek suç işleyen de ne yapacak? Cezasını ödeyecektir demişlerdir. Bak, bunu diyenlerin kaynağında Hazreti Ömer var, Tavus var, İbn Abbas var ve diğerleri var. Hanefiler var, Şafiler var, Malikiler de var. Ya ceza vardır. Mef'ulü muhalif muteber de değildir. Mef'ulü muhalifini bazıları hemen işine gelince mef'ulü muhalifini alıveriyorlar. Muteber değildir diyor. İhramlının kestiği ölü hükmündedir. Bir hacı ihramlıysa kasaplık yapamaz, bir şey kesemez. Hanefiler, Malikiler, efendim, bu aynı görüşü paylaşmışlardır. Bu kestiğinden diyor, kendi de yiyemez, başkası da yiyemez demiştir bunlar. Ama İmam-ı Şafii bu konuda ihramlı kişinin kestiği temizdir, başkası yiyebilir, kendi yiyemez demiştir. Eğer bunları hangisi doğru derseniz bunların hepsi doğrudur. Bunlar birer ilmin her kendi ortamına göre doğru, kendi ortamında, maslahat ortamına doğru, faydalıyı celp ve zararı defe doğru, hakka itaat ve nimetlerin israf edilmemesi açısından baktığınız zaman bunların her birisi önemli cephelerden doğrudurlar. Ve bir kökeninde müçtehit bulunmaktadır. Hepsi güzeldir bu içtihatların. Sakın ola ki saplantıda olmayın. Bu görüşlerden hangisini uygularsanız o güzeldir ve doğrudur. Diyelim ki ihramlının kestiğinden yemedin. Tamam, dindarlığın gereğini yaptın. Ve İmam-ı Şafii'nin görüşüne göre de başkaları yedi. O da güzel, niye? İsraf olmadı. Ve o da dindarlıktır, bu da dindarlıktır. Şimdi siz burada Hanefi'ye, Maliki'ye dindar derken Şafi'ye dindar değil diyebilir misiniz? Şafi'ye dindar derken Hanefi'ye, Maliki'ye dindar değil diyebilir misiniz? Bunlar zirvedeki ulema bunlar. Onun için taassuptan herkes kendini kurtarsın, olaya geniş bir maslahat atmosferinde baksın. Maslahat nedir? Fayda, hakka itaat ve görüşlerin kökenine bak. Dine, müştehide ve ayete hadise içmaya dayanıyor mu? Tamam, müştehide ve bu asli kaynaklara, delillere dayanıyorsa bunların hepsi geniş bir sermayedir ve rahmettir. Böyle müçtehitlerimizi böyle anlamayanlar, tek taraflı anlayanlar, taassube ve saplantısı olanlar daima yanılmışlardır. Saplanmayın, taassubu bırakın, ilmin deryasında şöyle bir göz atın. Maslahatlara bakın, istihsan metoduna bakın, faydalıyı celp zararı defe bakın. Bunlar mükemmeldir. İhramlı kara avı avlayamaz, hayvan kesemez. İhramlı tabii ki bir o
ihramının içinde ibadet ortamı da bulunuyor. Sanki mahşeri yaşıyor. Onun için ihramların da imtihan ortamı, ibadet ortamı farklıdır. Başkasının avından kestiğinden yiyebilir mi? İhramlılar yiyebilir. Hüvet tuhurum ma'uhu vel hillu meytetuhu. Şimdi bu hadisi şerifi İmam-ı Şafii Hazretleri farklı anlamış. Diğer müştehitlerimiz de bu hadis-i şerifi farklı anlamıştır. Hadislerden, ayeti kerimelerden farklı anlamak zenginliktir. Yeter ki anlayan ayeti anlasın, ayetin şumulünden dışarı çıkmasın. O şumulde o farklı anlamlar varsa, o müştehidin, müfessirin, kâşifin hakkıdır o. O manaları keşfeder. Sen şimdi içinden bir şumulündeki tek bir manayı aldın, öbür manayı almadın. Yani Kur'an-ı Kerim anlamış olmazsın. Bir de bunun rivayet kaynağına bakacaksın. Murad-ı İlahiye peygamberin anladığı anlamı, manayı da muhafaza edeceksin. Ve şumulündeki yorumları, keşifleri yapacaksın. Bu okuduğum hadis-i şerife İmam-ı Şafii Hazretleri bak ne diyor? Denizin suyu temizdir ve temizleyicidir. Ölüsü helaldir. Hadisiyle delil getirerek balık cinsinden olsun olmasın denizden avlanan her hayvanın helal olduğunu söylemiştir İmam-ı Şafii. Fakat bilinen aslında balıktır. Kesilmediği için ölü tabir olunmuştur. Kendi kendine ölen balık da olsa yenmez. Bak öbür müştehitler, Hanefiler başta olmak üzere bunu balık olarak almışlar. Ama İmam-ı Şafii hadisin şumulünden öyle almış. Şimdi biz İmam-ı Şafii'ye ders veremeyiz. Ama burada mesela yorum olarak Hanefilerin anladıkları balıktır. Balık bıçak gerektirmediği için hadis-i şeriften onlar balığı anlamışlardır, almışlardır. Balığın ölüsü bile ölmüşse balık denizde o yenmez demişlerdir. Ama İmam-ı Şafii öyle değil, hadisin bütün şumulünü almıştır. Onun için biz her ne kadar Hanefilerin görüşünü kabul eder, onunla amel ederiz ama İmam-ı Şafii'nin de görüşüne saygı duyarız. Buna da dikkat et. Orada da başka maslahatlar bulunmaktadır. Şimdi Hanefilerin balığı almaları burada başka bir maslahat var. İmam-ı Şafii'nin aldığı anlamda da daha başka maslahatlar bulunmaktadır. Onun için bunlar rahmettir. Neticede nimetlerin sahası genişlemektedir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bakın ki Hanefi Maliki ekolüne bir bakın. Bir de Şafii Hanbeli ekolüne bir bakın. Nice güzelim müştehitler yetişmiştir. Bunlar da Allah'ın ayrıca lütuflarıdır. Sakın yanlış görüşle, taassup gibi bakışıyla bakmayın. Geniş anlayın. Dinlerini dünyalarını ayakta tutarlar. Eynemâ tekûnû ye'ti bükümullâhu cemiyâ. Bol sular akar kaynaklarda dahildir. Şimdi konumuz balık ve deniz ürünleri. Bol sulardaki balıklar,
akar kaynaklardakiler de dahildir diyor Bahir'deki efendim bir haberde. Bahir de İslami kaynaklarımızdan birisidir ve değerli bir alimlerimize dayanmaktadır. Şimdi o deniz hakkındaki hadisi şerifi rivayet eden Ahmet bin Hanbel, Muvatta, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve diğerlerinde bu hadis şerif vardır. Bunun için Müslüman ne yapacaktır? Kendisi delilleri ya bilecek ya bilenle hareket edecektir. O zaman dinlerini, dünyalarını ayakta tutarlar. Ey Müslüman, dinini, dünyanı ayakta tutmak istiyor musun? Bil, ilim sahibi ol veya bilenle hareket et. Ayet 97'ye de şöyle bir bak. Cenab-ı Hak ne diyor? Eynemâ tekûnû ye'ti bikumullâhu cemiyâ. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplayacak, bir araya getirip hesaba çekecek. Bu dinin emirlerine uydunuz mu, uymadınız mı? Büyük mahkemeden geçecek herkes. Bakara suresi 148. ayete baktığımız zaman bu gerçekleri görüyoruz. İlahi emirler gizli hikmetlerle doludur. Şimdi sen ilahi emirlerde bir hikmeti görürsün veya göremezsin. Ama Allah'ın emirlerinde hikmetler dolup taşmaktadır. Gizli hikmetler vardır. Kulun ona nüfuz etmesi, hepsini anlayıp kavraması mümkün değildir. Kulun gücü yetmiyor ona. Allah'ın her emri hikmet doludur. Sakın bunu unutma. Allah'ın emri nedir? İşte Kur'an'daki, sünnetteki, İslam adına, Hazreti Muhammed'e Allah ne indirdiyse bunlar ilahi emirlerdir. İslam'ın emirleri Allah'ın kanunlarıdır. Bunun için sırlarını onun ilmine bırakırız. İlahi emirlerin içi sır dolu. Sırları kime bırakırız? Allah'ın ilmine bırakırız. Biz gereğiyle de ne yaparız? Amel ederiz. Namazı kıl dedi, kılarız. Seve seve. Tam bir miraç ve Hakk'ın rızasına yükseliştir. Ama namazın içeriğinde öyle hikmetler, faziletler, yüksek kazanımlar o kadar çok ki, bunun hangi bir hikmetini, sırlarını insanlar kavrayabilir? Peygamberimizden duyduğumuz kadar, anlattıkları kadar ne yapıyoruz? Yeri geldikçe bunların faziletini açıklıyoruz. Ama sadece bunlardan ibaret değil ki, daha nice sırlar var. Hikmetler dolup taşmaktadır. Her emri böyle. Bir emri değil ki. Namaza bakıyorsunuz, uçsuz bucaksız, büyük faziletlerle dolmuş taşıyor. Oruca bakıyorsunuz öyle. Cihada bakıyorsunuz öyle. İlim irfanla meşguliyete bakıyorsunuz öyle. Hangi emrine bakarsanız fazilet kaynıyor. Dolup taşıyor. İlahi İslam'ın bütün emirleri böyle. Allah'a nasıl hayransan, yüceliği uçsuz bucaksızsa, onun emirleri de böyle. Emirlerine hayran kal, hayran. Seve seve o emirleri yerine getir. Peygamberimiz ne diyor? Örnek olsun diye söylüyorum. Namaz diyor, gözümün nuru, kalbimin sürurudur diyor. Birinde de diyor, namaz miraçtır diyor. Birinde diyor, namaz dinin direğidir diyor. Birinde diyor, namaz bir ırmakta günde 5 defa yıkanmak gibidir.
günahtan eser bırakmaz diyor. Şimdi bir bakıyorsunuz namaz, bir de oruca bakıyorsunuz. Bütün ruhları dezenfekte ederek tefeden geçiriyor. Bütün hücreleri ne yapıyor? Yeniliyor. Ve ruhu bedeni temizliyor. Zekata bakıyorsunuz, uçsuz bucaksız fazileti dünyadan ta ahirete köprü kurulmuş. Hacca bakıyorsunuz, hac kendinden önceki helal parayla, kul hakkı olmadan yapılan bir haccın faziletine. Cihada bakıyorsunuz, Senamül İslam zirvenin en büyük Allah yolunda cihattır diyor. Uçsuz bucaksız faziletlerle dolup taşmaktadır. Bunun için dostlarımız kaliteye bakalım. Kaliteden, değerden yanılalım. İbadetleri ihlasla, tevhidle, teslimiyetle yerli yerince yapalım. Şuna dikkat edelim. Mesela boncuk elmastan fazladır. Çokluğa aldanmayalım. Boncuklar çok ama elmaslar azdır. Değer nerede, kalite? Elmasta değil mi? Şimdi bakır altından daima çoktur. Ama altın daha kıymetlidir, görüyorsunuz. Isırgan gülden daha çoktur. Bak, ısırgan ısırır ama gül güzel kokar yerinde olursa. Şöyle bir bak, karga bülbülden daha fazladır. Hayvanların sayısı insanlardan daha fazladır. Cahillerin sayısı bilginlerden daha fazladır. Şimdi inanmayanların sayısı müminden fazladır. Günahkarların sayısı günahsızlardan çok fazladır. Hasılı kötü iyiden daha çok bulunur. Çabuk yetişir hem de. Kötüleri toplar, çokluğu ile övünür. Kim? Kemmiyetçiler. Çokluktan yana olanlar, kaliteyi bilmeyenler. Bunlar ne yaparlar? Hep çoklukla övünürler, kaliteyle övünmezler. İslam ise tam bir kalitedir. Tam bir erdemliktir, tam değerlerin, yüce değerlerin ta kendisidir İslam'ın her şeyi. Kıymet çoklukta değil, iyilikte, kalitededir. Yani keyfiyettedir. Keyfiyet, nicelik, nitelik ve üstün değer demektir. Birisi Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam, bak şöyle diyor Hazreti Muhammed'e, adamın biri, şaraptan diyor servetim var, hayır işlesem olur mu diyor. Peygamberimiz cevap veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hacca, cihada, sadakaya harcasan diyor, Allah katında bir sinek kanadına değmez diyor. Allah iyi ve güzelden başkasını kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği değer helaldadır, helallardadır diyor. Helal olanlarla ibadet yapacaksın. Tabii bu haberler bir nüzul sebebidir. Hutam bin Dubeya el-Bekri olayı ve bir de bu kimsenin sorusu üzerine, şaraptan servet olayı üzerine, bu Maide suresinin 2. ayetinde ve 100. ayetinde işte bu nüzul sebepleriyle bu ayetlerin geldiği rivayet olunmaktadır. Allah temizi seviyor. Haramın çokluğu ne kadar olursa olsun Allah haramı sevmiyor, değer vermiyor. Hatta haramın yeri, yurdu cehennemdir. Bunun için aziz dostlar, ne yapıp yapmalı,
helalla beslenmelidir, insanlığın hayrına çalışmalıdır. Mezara gelmeden, Azrail aleyhisselam gelmeden ömrümüzü en güzel şekilde İslam'ın meşru hayat tarzıyla yaşamalı, mutlu olmalıdır. İslam kişiyi cennete hazırlar. Dünyasını, mezarını, mahşerini en güzel şekilde cennete çevirir. Tabii hayat veren bu reçeteyi, ilahi reçeteyi uygularsan tabii. Cenab-ı Hak lütfuyla bizleri uygulayanlardan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe in tübde leküm tesu'küm ve in tes'elu anha hayne yünezzelil Kur'anu tübde leküm afallahu anha vallahu gafurun halim. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Yani halimdir. Gafurdur, halimdir. Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkar etmişlerdi. مَا جَعْلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Allah ne bahireyi, ne sahibeyi, ne de vesileyi ve ne de hamı meşru kılmıştır. Bunların hiçbirisi meşru değildir. Fakat küfredenler Allah'a yalan iftira etmektedirler. Onların çoğunun akılları ermez. Ve izâ gîle lehum te'âlev ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûlî kâlû hasbunâ mâ vecedinâ aleyhi âbâenâ. اَوَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Onlara Allah'ın indirdiği kitabına ve peygambere gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı diyor Cenab-ı Hak? İşte muhterem dostlarımız, kıymetli efendiler, Kur'an-ı Kerim her konuda insanoğluna nurunu, ışığını yakmış, aydınlatmıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in her ayetini geçmişi bugüne, bugünü istikbale, ebediyata taşıyabilmeli, Kur'an-ı Kerim insanlığı ve bütün çağları peşinden çağırıyor, gelin diyor. Her güzelliği açıklıyor, her yanlıştan insanoğlunu kurtarıyor, hayat veren mutluluk reçetesini sana ölümsüzlüğü takdim ediyor. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüsekum la yedurrukum men dalle izehtedeytum
İlallahi merciukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ey iman edenler! Ey inananlar! Kendinize dikkat edin. Size doğru yolda olduğunuz takdirde, doğru yoldan sapanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yaptıklarınızı size o haber verecektir. İşte müminler ne yapacaklardır? Bir defa başta kendileri Yüce Allah'ın kitabına sıkı sarılıp ona hakiki kulluk yapacaklardır. Ya eyyühellezine amenu şehadetü beynikum izâ hadara ehadükümül mevtü hînel vasiyyeti snâni zevâ adilin minküm ev âkharâni min gayrikum in entum darabitum fil ardı fe sâbetküm musibetül mevt tahbisûnehumâ min ba'di salâti fe yuksimâni billâhi اِنْ اِرْتُبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ سَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَلْ لَمِنَ الْآسِم۪ينَ Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm emareleri geldiği zaman vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü. Kendi içinizden iki adaletli şahit yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, ölüm emareleri de size gelip çatmışsa, sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer bunlardan şüpheye düşerseniz, namazdan sonra onları alıkorsunuz, onlar da Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba bile olsa yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahkarlardan oluruz demeleri gerekiyor. İslam dini her konuda hakkı, adaleti yerine getirir ve şahitlerden doğru şahitlik ister. فَاِنْ عُسِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِسْمًا فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامِهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ şehadetihima ve ma tedeyna inna izelle minez zalimin. Yüce Rabbimiz, eğer o iki şahidin bir günah işledikleri anlaşılırsa, ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler ve bizim şahitliğimiz önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz de zalimlerden olurduk diye Allah'a yemin ederler. Zalike edina en ye'tu bişşehadeti ala vecihiha اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ İşte bu şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur. Allah'tan korkun.
ve emirlerini dinleyin. Allah doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا زَعُجِبِتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allah Resulleri topladığı gün, yani bütün peygamberleri bir gün toplayacaktır. İşte diyor onları topladığı gün. Size ne cevap verildi der Cenab-ı Hak. Bizim bilgimiz yok derler. Gizlileri bilen yalnız sensin. Ey yüceler yücesi, sen her şeyi bilensin derler peygamberler. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi bilmektedir. Peygamberlere inananları, inanmayanları, karşı koyanları, peygamberleri katleten katilleri, inkarcıları, zalimleri ve müttekileri, itaat edenleri, bunların hepsini Cenab-ı Hak bir bir bildiği için, bu dünyaya durum yansısın diye, bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak bütün peygamberleri o gün topluyor ve soruyor. Bunu dünyaya mesaj olsun diye soruyor. Hangi peygamberin çağında yaşıyorsan, yaşamışsan geçmişte ve bugün, o peygamberin getirdiği şeriatın hükümlerine eğer itikatta, amelde, ahlakta, hukukta, her konuda inanıp gereğini yerine getirmemişsen, işte yarın ruzi cezada, o büyük mahkemede bunun hesabını herkes verecektir. اِذْ قَالَ اللّٰهُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحُ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَى وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede de şöyle buyuruyor. Allah şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa aleyhisselam, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail aleyhisselam ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemale ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin. O da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle hayata çıkarmıştın. İsrail oğullarına ayetlerle geldiğin ve onlardan inkar edenlerin bu ancak apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum.
ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi rasuli kalu amennâ ve şedi bi ennenâ müslimûn. Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim, onlar da iman ettik. Bizim şüphesiz Müslümanlar olduğumuza şahit ol demişlerdi. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَضِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَضْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدِ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْنَا عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكِ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Havariler, ey Meryem oğlu İsa dediler. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. İsa da inanıyorsanız Allah'tan korkun dedi. Havariler istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da Allah'ım, Rabbimiz bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Yüce Allah buyurdu ki, ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, ben ona alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım dedi. İşte kıymetli ve muhterem dostlarımız, bütün alem Yüce Allah'ın rahmeti Rahman sofrasıdır. Bunları görerek ayrıca sofra istemek, bir defa neyin alameti olduğu ortada görülmektedir. Bu ayetlerin size keşfini, tefsirini tabii yaparak, daha da açığa kavuşturarak derslerimiz devam edecektir. Fakat insanoğlu işte bu rahmeti Rahman sofrasını, ezeli sofrayı görmüyor. Ebedi sofrayı göremiyor. Ama kendine başka bir sofra istiyor. Büyük sofrayı görmüyor. Hala küçük sofrayı istiyor. Şu alemler rahmeti Rahman sofrasıdır. Hele İslam bütün aleme kurulmuş Allah'ın ilahi ziyafet sofrasıdır. İslam A'dan Z'ye.
İnsanoğlu bunu görebilse ne kadar kendine iyilik etmiş olacağı kesindir. Cenab-ı Hak ve izgâlellâhu ya İsa bine Meryem'e ente gulte linnâsi ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh gâle sübhânek gâle sübhâneke mâ yekûni lî en egûle mâ leyse lî bihakk in kuntu gultuhu fekad alimte ta'lemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsik inneke ente allamul uyub. Yüce Allah buyurdu ki ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin? Haşa dedi İsa aleyhisselam. Sen yücesin. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz dedi. Eğer demiş olsam sen bunu bilirsin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Çünkü kayıpları bilen yalnız sensin, sen dedi. Yani İsa hiçbir zaman beni ve annemi tanrı edinin demedi kimseye. İşte Cenab-ı Hak bu ayeti dünya duysun diye Meryem oğlu İsa'nın şahsında bu Kur'an'ın bu ayetleri dünyaya mesaj vermektedir. Allah'tan başka ilah tanıyanlara mesaj veriyor. İsa ne diyor? Ben de annem de ilah olamayız. Biz Allah'ın kullarıyız. Sen yücesin Allah'ım diyor ve kulluğunu itiraf ediyor. Ama birileri İsa'yı ilahlaştırıyor, annesini ilahlaştırıyor, Allah'ı üşlüyor ve Allah'a iftira ediyor, İsa'ya iftira ediyor, Meryem'e iftira ediyor, Ruhul Kudüs'e iftira ediyor. En büyük iftirayı da Allah'a yapıyor. Allah'ın eşi benzeri yok ki. Allah birdir. İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Meryem de herhangi bir değerli kadınlarımız gibi kahraman, değerli, mümine, iffetli, namuslu, temiz bir kadındır Meryem de. Allah'ın kuludur. Anası var, babası var. İsa'nın da annesi var. Adem'in anası da yok, babası da yok. Yoktan yaratıldı. Onun için Allah her türlü yaratmayı bilendir, gücü yetendir. Yine Cenab-ı Hak şöyle diyor: "Mâ gultü lehum illâ mâ emerteni bihi en ibudullâhe rabbî ve rabbeküm. Ve kuntu aleyhim şehîden mâ duntu fîhim. Felemma tevaffeyteni kunte enter rakib aleyhim ve ente ala kulli şeyin şehid." Ben onlara diyor sadece senin bana emrettiklerini söyledim ya Rabbi diyor İsa aleyhisselam. Cenab-ı Hakk'a böyle tam bir edep, saygı, terbiye ile cevap veriyor. Senin bana emrettiklerini söyledim diyor. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahit idim. Fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi görensin dedi. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a böyle cevap verdi.
اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin. Sen azizsin, sen hakimsin dedi yine İsa aleyhisselam. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدِقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا ف۪يهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, bu sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Bunlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır buyurdu. Kim bunlar? İşte sadıklar diyor. Sadıklar kim? Doğru inanmış, doğru ibadetini, Allah'a taat ve itaatını Allah'a yapmış, Muhammed'in getirdiği şeriata hakkıyla tabi olmuş, itaat etmiş Allah'a, isyan etmemiş, İslam'ı doğru anlamış, doğru yaşamış. İşte sadıklar bunlardır. Bunlar kesin cennete gireceklerdir. Allah onlardan razıdır. Razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Müslüman Allah'tan razıdır. Allah'ın her emrine bayılır, hayran olur. Allah da bu kulundan razıdır. İşte kul Allah'tan razı, Allah da kulundan razı olunca ortaya seven sevilen, sevgi, Allah sevgisi ve Allah'ın sevdiği bir kul ortaya çıkıyor. Kul bütün varlığıyla Allah'ı seviyor, onun emirlerini yerine getirmeye çalışıyor. İşte Allah da bu kulundan razı oluyor. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O her şeye kadirdir. Allah mutlak hükümdardır. Ona itaat etmeyip de kime itaat edeceksin? Ey sevgili dostum, ey Allah'ın mükemmel yarattığı, eşrefi mahlukat olan, ey Ademoğlu, ey insanoğlu, Allah'a itaat etmeyip de kime itaat edeceksin? Başka ilah yok ki. Bu alemin eşsiz hükümdarı o. Şu başını buraya kim koydu? Senin biyolojik, fiziksel, ruhsal yapını, sana böyle bir suret ve sireti ve sana bir ruh ve beden nimetini sana verip de seni eşrefi mahlukat yapacak Allah'tan başka biri var mı? Onun mülkünde bak barınıyoruz, onun nimetlerini yiyoruz, onun verdiği hayatı yaşıyoruz. O her nefeste bize bir hayat bahşediyor. Bir nefesi aldığımız zaman ikinciyi lütfetmese hayatımız sona erecektir. Onun için
Her şeyimiz o yüce Rabbimize aittir. Biz ona aitiz. Onun kullarıyız. Ona kulluk etmeyip de kime kulluk edeceğiz? Nasıl kulluk edeceğimizin bütün her şeyi de İslam denilen, İslam şeriatı denilen yüce kanunlarla belirlenmiş Hazreti Muhammed gibi bütün alemlerin peygamberi, bütün milletlerin ve çağların peygamberi ve şanlı Kur'an gibi yüce kitap Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi de en güzel şekilde bize öğretmiş, anlatmışlar. Ve büyük alimlerimiz de bu yolu bize kadar getirdiler. Ve biz de bu yüce emaneti bizden sonrakilere tam güvenilir bir şekilde, emanete hiç mi hiç ihanet etmeden, tam emaneti koruyarak, gücümüzü bu yolda sarf ederek Allah'a olan görevimizi yapmamız gerekiyor. Biz şu anda da Allah'a aitiz, ölünce de ona aitiz, dirildiğimiz zaman da ona aitiz. Dünyada, berzahta ve mahşerde her halimizde biz Allah'a aitiz. Allah'tan kaçmak, kurtulmak yoktur. Sonra Allah gibi yüce varlıktan kaçılır mı? Ona koşmak gerek. Bütün varlığınla severek ona koşmalıdır. Kaçarsan aşkıyalar gibi Allah'ın orduları, Azrail Aleyhisselam'ın orduları tarafından yakalanacaksın. Nereye kaçsan Allah'ın kudreti, kuvveti, orduları orada hazır ve nazır. Allah yeter ki kün desin, feyekün, her şey oluveriyor. Allah dileyip de bir şeyin olmam diye bir şey olmaz. Allah neyi dilerse ona kün der, o da hemen oluverir. Çünkü gerçek hak varlık, yaratıcı otoritenin sahibi kendisi. Öyle bir yüce kudret otoritesi var ki ne diliyorsa dilediğini yapıyor. Ne yaratmak istiyorsa derhal yaratıyor. Onun için hiçbir kuvvet onun karşısında olmam deme şansı yok. Kudretine nihayet yok. İradesine karşı koymak yok. Onun kudret ve kuvveti sınırsızdır. Ve onun iradesine de karşı koyacak kuvvet yoktur. Her şeyinde birdir. İnşallah sizlere Maide suresinin sonuna doğruki ayetlerinin kısa öz anlamlarını verdikten sonra bunlarla ilgili keşif notlarını vermeye çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi mutlu olan, hayat veren bu reçeteyi hayatına uygulayan, iki alemde de hep bahtiyar olan zümreye hepimizi ilhak eylesin.